hakim olamayacak. Hırsız kim? Hep beraber göreceğiz. Videonun sonunda kazanan ekip kral, kaybeden ekip ise köle olacak. Arkadaşlar, bu belirlediğimiz kral ve köle önümüzdeki hemen ilk videolar arasından birinde kral köle oynayacak. 24 saat boyunca haberiniz olsun. Şimdi odalarınıza ayrılacaksınız. Ben teker teker çağıracağım. Hırsız olmayı kabul eden kişi bu pastayı yiyecek. Dağılabilirsiniz. Aa, bir dakika. Arkadaşlar, önce bir videomuzu beğenir misiniz? Arkadaşlar, herkes gelebilir. Evet, buraya. Buraya. Birisi hırsız olmayı kabul etti. Pastayı hapır çıpır çıpır hap çıpır çıpır yedi. Arkadaşlar, bir saniye. İçinizden birisi hırsız olmayı kabul etti ve oyunun sonunda eğer kendini ifşa etmezse kral olmayı başarabilecek. Şimdi aranızda konuşabilirsiniz kimin yaptığını, şöyle bir yüzünüze bakabilirsiniz kim belli ediyor. Belki dişinde bir kırıntı kalmıştır. Bakıyorum Ebru. Aç ağzını aç. Ablam aç ağzını. Ruju silinmiş diyor. Neden kimse Mercan'dan şüphelenmiyor? Mercan'dan kapatmak için şöyle şey giymiş, tişört. Arkadaşlar, bir saniye. Evet. Şimdi bir şey soracağım size. İtiraf etmek isteyen var mı aranızda? Eğer itiraf eden olursa kimse ceza almayacak. Ama ben olsam itiraf etmezdim. Ben değilim çünkü. Ooo. İtiraf edecek kişi mi Ebru'yu? İtiraf edecek kişi. Ben, Meltem hiç konuşma. Meltem çok kızardım. Mercan, evet Özlem. Ben itiraf ediyorum Fatih. Ne itiraf ediyorsun? Pastayı yemedim. Biz de heyecanlandık ya. Yemedim. Arkadaşlar, o zaman itiraf eden yoksa sizleri odanıza alacağım ve tek tek yeşil odaya çağırıp fikirlerinizi soracağım. Koşun! Bakayım gözlerinize son kez. Meltem, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, düşüncelerini öğrenelim. Ben ablam olduğunu düşünüyorum. Ruju silinmiş, ben ondan. Şimdi senden bir isim istiyorum ve o ismi şu kutunun içerisine atmanı istiyorum. Tamam. Evet, şimdi seni odana alabiliriz. Özlem, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Şimdi senden bir isim istiyorum. Mercan, hoş geldin. Hoş buldum. Kimi düşünüyorsun? Sence kim yemiş olabilir? Meltem. Neden Meltem'i düşünüyorsun? Bilmiyorum ama kızardı içeride. Hiç de konuşmadım. Evet, şimdi seni odaya alabiliriz. Ebru, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, şimdi diğer arkadaşların genelde seni seçtiler. Allah Allah. Evet, demek ki senden şüphe duydular. Çok yanlış yapmışlar. Ben kesinlikle halamın olduğunu düşünüyorum. Çünkü o pastaya karşı koyamayacak bir tek o vardı. Halan da aynı şeyi senin için söyledi. Şimdi senden bir tane isim rica ediyorum. Tamam. Ve sarı kutuya ismini koyabilirsin. Tamam. Evet, şimdi seni tekrardan odana alabiliriz. Çok enteresan şeyler oldu odada. Yani herkes bir isim üzerinde... Bu videoyu bende. Evet, yani Özlem, senin hakkında çok acayip söylemler var. Evet, ben... Evet, şimdi hepiniz tek tek bu kutunun içerisine isimleri attınız ve ben kutumuzu sizin karşınızda açıyorum. Bakalım hangi isimden en çok şüpheleniyorsunuz? Ben çok kötü hissettim, ismim çıkacak diye. Evet, birinci... Kazan. Bir kişi Ebru yazmış. Evet. Evet, şimdi diğer kişi açıyorum. Diğer kişi Meltem yazmış. Evet, Meltem çok sessiz durmuştu. Demek ki şüphe duymuşlar. İkinci isim, yani üçüncü yazan kişi Özlem yazmış. Ve son yazan kişi belirleyecek. Evet. Ve Ebru yazmışlar. Şimdi oyun kurdular bana, tuzak kurdular. Tuzak kurdular, evet. Tuzak kurdular, ben sıfırdan elediğim diye böyle yaptılar.
Ebru, sence neden diğer kişiler sen yediğini düşündü? Bence biraz saçma sapan teoriler ortaya atıldı ve ben bunda halamın etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Oo, evet. Ne dedi? Burcu silinmiş diye kim dedi? Meltem mi dedi? Evet. Arkadaşlar şimdi Ebru'yu ben yemediğini bildiğim için korumaya alıyorum. Şimdi Ebru'yu iddia ettiğiniz için, Ebru da suçsuz olduğu için koruma rozetini Ebru'ya veriyorum. Ebru kendini akladığı için onu kenara alıyoruz. Kaldığınız üçünüz. Bence bir konuşun bakalım, bir tartışın aranızda. Ben herkesten bir şey dedim. Ne kadar mercan. Zaten herkes dediğim üç kişiyi söyledi. Ben de aramı yedim deniyorum. Ooo. Mercan şu an çok böyle ağzını, dişlerini bir hareketler yapıyor. Şu an biraz bozulmamış. Ağzını aç bakayım. Arkadaşlar bu sabaha kadar bu tartışmalar devam eder. O yüzden ben sizi teker teker tekrardan odaya alacağım ve bir isim isteyeceğim. İyi düşünün, iyi karar verin ve şimdi odalarınıza geçebilirsiniz. Tekrardan hoş geldin Meltem. Hoş buldum. Bir sonraki tahminin kim olacak merak ediyoruz. Ben halam olduğunu düşünüyorum. Evet, Özlem olduğunu düşünüyorsun. Evet. O zaman bir isimle beraberinde senden sarı kutuya kağıdı atmanı istiyorum. Tamam. Özlem merhaba, hoş geldin. Evet arkadaşlar, ben yine tahminimi yazıp direkt gidiyorum. Çünkü şüphelerimin çok doğru olduğundan eminim. Gerçekten çok eminim arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Meltem. Evet, şimdi tahminini sarı kutunun içerisine atmanı istiyorum. Mercan hoş geldin. Hoş buldum. Evet, sana bir haberim var. Evet. Senden önce gelen iki kişi senin ismini verdi. Neden senden şüpheleniyorlar sence? Sessiz durduğunu düşünüyorlar. Olabilir, evet. Sessiz durduğum için olabilir. Kendimi belli ederim diye sessiz kalıyorum. Peki sen kimden şüpheleniyorsun? Ben Meltem'den şüpheleniyorum. Neden Meltem'den şüpheleniyorsun? Aynı yani, kararım aynı. Önceki türde de onu yazmıştım. Evet. Şimdi bir ismi yazıp sarı kutuya koymanı istiyorum. Tamam. Şimdi odaya alabiliriz seni. Arkadaşlar herkes gelebilir mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yine her zamanki gibi içeride çok acayip şeyler söylediniz. Herkes birbirinin hakkında iddialarda bulundu. Aynı Ebru'da bulunduğu gibi. Şimdi sarı kutuya kendi öz iradenizle isimler attınız. Ve şu anda sarı kutuyu açacağız. Bakalım en çok kimden şüphelenmişsiniz göreceğiz. Birinci kağıt. Açtım ve Meltem. İkinci çıkan kişi Özlem. Özlem her turda bingo olacak sanki. Herkes illa bir kişi yazıyor beni yani. Tamam. Evet. Üçüncü isim ise çok enteresan bir isim çıktı. Meltem. Çok ayıp diyor ama belki yemiş olabilir. Sonucu değerlendirmenizi istiyorum ben. Yani Meltem... iftira atıyorsunuz üzerime ya. Hayır, Meltem'den başta ne oldu? Tişörtünde kapı o vardı. O yüzden ben senden... Sen gelip şüpheledin ben gördüm. Bak ilk ruju karıştırdım bu ortaya. Komik aldım. Şimdi sırada kapı o var. Senin cesaret edebileceğini düşünmemiştim bence ama... Sonra da ama Meltem olsa kırıntı kalmaz. Evet, Meltem var ya. Tabak bile olmayabilir burada. Evet arkadaşlar, buyurun. Gelin bakalım. Şimdi Meltem'in hırsız olup olmadığını ben biliyorum. Ve size bunu açıklayacağım. Meltem bu pastayı yemedi. Ne? Evet. Ya. Meltem bu pastayı yemedi. Meltem? Nasıl oluyor ya bu? Meltem yemedi ve Meltem benim korumam altında. Benim kardeşim. Evet. Yani şu anda... Sadece bu pastayı yiyebilecek ihtimalde iki kişi var. Biri Özlem, biri Mercan. Ve kendileri aslında kimin yediğini biliyorlar. Evet, buna siz karar vereceksiniz. Özlem ile Mercan'ı aynı odaya alıyorum. Ebru ile Meltem'i de yeşil odaya alacağım ve ikisinden değerlendirmeler isteyip bir kişi seçmesini söyleyeceğim. Evet, sizi artık yeşil odaya alabilirim. Arkadaşlar ikinizden biri pastayı yedi ve bunu içinizde biliyorsunuz. Yani Özlem Mercan yediğini kesin emin gibi konuşuyor. Mercan sen yani biz bilmiyoruz kimin yediğini. Neden yedin Mercan? Tabii ki de sen yedin. Evet yani... Arkadaşlar yok
böyle bir şey. Yüzüme baka baka yalan söylüyor yani. Gerçekten ayıp. Evet. Oyuncu yani. Gerçekten biri çok profesyonel oynuyor. Ama kimin oynadığını birazdan karar vereceğiz. Hiç göstermiyor ama gele bakan direkt yakalanacaksın. Şimdi diğer arkadaşlarınızı yeşil odaya alıp kararlarını İnşallah sorduktan sonra masaya davet edeceğim. İnşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi önümüzde iki tane seçenek kaldı. Özlem ya da Mercan bu pastayı yedi. Sizin tercihiniz bir sonraki videolarda kral ve köleyi belirlemiş olacak. Belki vereceğiniz kararla siz de bir köle olabilirsiniz. O yüzden iyi analiz edip, iyi düşünüp, iyi karar verin. Ben halamı düşünüyorum ama Aylin de olabilir ya. O da pek böyle... Ben biraz Aylin'den şüpheleniyorum. Sanki Aylin'in de hareketleri biraz garipti ama halamın hareketleri daha garipti ve suçu sürekli başkalarına atmaya çalıştı. Halamın hareketleri daha garip. Ve ben en başta da söylediğim gibi o pastayı kesinlikle karşı koyabileceğini düşünmüyorum. Yine Aylin olsa yemezdi ya. Ben halam olduğunu düşünüyorum. Ben de halam oldum. Evet, ikiniz de aynı isim üzerinde eğer karar kıldıysanız sizi masaya davet edeceğim ama tekrardan sormak istiyorum. Son kararınız mı? Evet. Tamam, o zaman buyurun masaya. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Mercan ve Özlem. Biraz önce Ebru ile Meltem içeride kimin pastayı yediğine karar verdiler. Bunun sonucunda eğer karar verdikleri kişi doğruysa kendileri kral olacaklar. Ama yanlış ise kendileri diğer arkadaşlarıyla beraber köle olacaklar. O yüzden şimdi Ebru ile Meltem'in sonucunu arkadaşlarına söylemesini istiyorum. Ben sizin doğruyu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hiç şüphem yok gerçekten. Biz %100 doğru olduğuna inanıyoruz evet. Seçtiğimiz kişinin. O kadar diyorsunuz. Aynen onu söyleyeyim. Söyleyelim. 3, 2, 1. Halam olduğunu düşünüyoruz. Evet. Özlem olduğunu düşünüyorlar ama daha net bir şey yok ortada. Benim sonucu açıklamam neticesinde krallar ya da köleler belli olmuş önce olacak. Önce onlar köle olmadan önce neden beni seçtiklerini söylesinler. Evet, neden Özlem'i seçtiniz? Ben de çok insanları suçluyorum. Şimdi sonucu sizlere açıklıyorum. İçinizde pastayı yemeye cesaret etmiş olan arkadaşımız büyük bir cesaretle şu anda kral olabilir. Evet, Özlem bu pastayı yemedim. Yedi. Evet, Özlem bu pastayı yedi ve Özlem köle oldu. Diyenler kral, Özlem köle oldu. Yedi ve hırsız oldu ve köle olmayı kabul etti. Kral kölede neler yapmamızı istiyorsanız yorumlara herkesi bekliyoruz. Özlem'e neler yaptıracağımızı sizler belirleyeceksiniz. O yüzden yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bye bye.